Sevgili izleyiciler, iz bırakanlar da varoluş hikayelerinden hayatlarını var kalış hikayelerine çevirmiş kişileri, portreleri işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğum bir kadın gazeteci. Kadın örgütlülüğü ve kadın dayanışması kilometre taşlarını, özellikle emeği ve dayanışmasıyla onu biz çok yakından tanıyoruz. Seda Kaya Güler'le birlikteyiz. Merhaba, nasılsınız Seda Hanım? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bir programda olmak çok hoş benim için de. Ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 35 yıl olmuş gazeteciliğe başladım. Evet, her geçen değil gün mi? Sürede artıyor. 36 yıl oluyor. 37 yıl oluyor. Zaman hızla akıyor. Evet, hızla akıyor. Çok şey değişiyor. Siz çocukluğunuzdan beri gazeteci olmayı istemişsiniz. Evet. Hatta önce dünyayı gezip görmeyi, sonra da gördüklerinize yazarak anlatmayı istemişsiniz. Evet. Bir arada spor spikeri olmak istemişsiniz. Evet. Neden? Ya o dönemler futbolla çok ilgileniyordum. Ve de tabii eski yaşımızda ortaya çıkıyor. Televizyon yoktu ve radyodan maçlar anlatılırdı. Ben de onları dinlerdim. Ve de Türkiye'nin maç anlatan ilk kadın spor spikeri olmak gibi bir arzum vardı. Ve sürekli evde de böyle şeyler yapıyordum. Alıştırmalar yapıyordum, maçı anlatıyordum falan böyle. Spor spikeri, spor muhabiri olmak çok istedim. Hatta gazetelere başvurduğumda Hürriyet'in falan spor servislerine de gittim. Hepsi sen kızsın, kadınsın, olmaz dediler. Tabii bu dediğim işte 40 yıl, 35-40 yıl öncesi. Yani neden diyordun? Biz seni diyorlardı soyunma odasına sokamayız, giremezsin oralara falan diye böyle engellediler. Sonra da benim spor olan o böyle fanatik takım Beşiktaşlıyım da o aşkım da böyle birazcık azaldı. Sonra zaten gazetecilik, televizyon, o sırada dergicilik falan başladı. Öyle gitti ama o öyle içimde kalmıştı bir ukde olarak. Evet, o bir vazgeçiş olmuş. Evet. Üsküdar Kız Sesi'nden mezun oldunuz. Evet. Sonra üniversitede de o zaman Ticari İlimler Akademisi'ydi. Şu an Marmara Üniversitesi galiba. Aynen. Ve gazetecilik okudunuz. Çocukluk yıllarından beri o arzu ve istek neyle? Ya hayaliniz gerçek olmuş ama etkilendiğiniz birileri var mıydı? Mesela evde ya da çevrenizde, akrabalarınız arasında. Şöyle diyeyim, niye gazeteci olmak istediğimi ben de çok düşündüm ve gerçekten çok küçük yaşlarda hani herkese sorulduğunda öğretmen ve doktor olmak istediklerini söylerlerdi. Ben gazeteci diyordum. Çünkü ben doğduğumdan beri ya da kendimi bildim bileli eve gazete girerdi. Her gün eve gazete gelir. İzmir'de ben yaşadım. Orada bakkallarda gazete satılmazdı. Gazeteciler vardı. Koltukların altında gazeteleri alırlar ve mahalle mahalle dolaşıp satarlardı. Bizimkiler aylık anlaşırlardı onunla. O da gazeteyi alırdı, gelirdi bizim evin önüne. Onu böyle rulo haline getirir, lastik koyar, balkondan atardı. Biz ablamla böyle onun saatini bekliyoruz ve gazeteyi kim kapacak yarışı yapardık. Onu okumak, işte onların içinde olanları, yani eve hep gazete girdiği için, dergi girdiği için, annem haftalık dergiler alırdı, takip ederdi. Bunun çok etkisi var. Ve okudukça da ben işte oradakileri ben de yazmak istiyorum. Röportaj ben yapmak istiyorum. Dünyayı gezmek istiyorum. O tefrikalar vardı böyle dünya şeylerini anlatan röportajlar. Böyle böyle o isteğim depreşti. Önümde bir örnek yoktu. Hatta ben mahallede anlattığım zaman herkes teyzelerdi, nasıl derlerdi, gazete mi dağıtacaksın? Gazeteci oydu çünkü, gazeteci gazete dağıtan kişi. Ne sen de gazete dağıtmak mı istiyorsun? Hayır diyordum, ben o içindekileri yazacağım diyordum. Örnek aldığım kimse yoktu ama öyle içimde bir gazetecilik ruhu o yaşlarda girdi. Evrende seviyormuş beni, bu isteğimi herhalde çok dile getirdim, çok istedim. O zamanlar üniversite tercih yapıyorduk. Yeni başlamıştı tercih.
Ben de büyükler yazıyordu bizim adımızda, dolduruyorlar. İşte annem de benim mimar olmamı istiyor, işte avukat, doktor olmamı istiyorlar. Yazmışlar böyle hukuk fakültesi, işte tıp fakültesi bilmem ne. Geldim, gazetecilik yazdınız mı dedim. Hayır dediler, yazın dedim, yazdılar. Bir de dedim arkeoloji yazın, tamam dedim. Ve sonra evren bana gazeteciliği getirdi ki fen puanım da çok yüksek olmasına rağmen öyle seviyormuş, gazeteci olmama yardımcı oldu her şey. Evet. Gazeteci oldunuz ama özellikle dergicilik alanında Türkiye'de önemli girişimler içinde bulundunuz. Kadınca dergisi özellikle 80'li yıllarda müthiş bir rüzgar yaratmıştı. Kadın Efsane özgürlüğü. Dergi. Evet, kadın özgürlüğü ve dayanışması konusunda için adeta insanlar derginin çıkış gününü böyle iple çeker. Acaba bu ay içinde neler var diye. Aslında pek çok toplumsal farkındalığa da yol açmıştı. Siz o dönem Duygu Asena'nın yardımcısı olarak dergide çalışıyordunuz. Allah rahmet eylesin, evet, diyelim. Evet, nur içinde yatsın. Evet, sevgili Duygu Asena, çok önemli bir dönemdi. Kadınca yolculuğu nasıl başladı? Ben okurken bir yandan da çalışmak istiyordum. Çünkü ne olursa olsun büyüdükten sonra babadan, anneden para istemek benim ağrıma gidiyordu. Ben çalışabilirim, kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilirim. Yani hiçbir zaman ben bir ayakkabı almak için, bir şey almak için, kendime ait bir şey almak için bir erkekten para istemedim. Babam da olmak üzere. O parayı kendim kazanmak istiyordum. Onun için de çalıştım. Çalışırken de yine rahmetli Halkla İlişkiler hocam Alaaddin Aslan'a o yardımcı oluyordu iş bizim bulmamıza. Ama o da hep kendi alanında buluyor, Halkla İlişkiler alanında. Ben de gazeteci olmak istiyorum, gazete ve dergide çalışmak istiyorum. Yine onun sayesinde teknik üniversitede çalıştım ben. İTÜ'nün rektörlük özel kaleminde rektör sekreterliği yaptım okulda çalışırken. İyi de para kazanıyordum, devlet memuru. Bana çok da yardımcı oluyorlardı. Okulda çok yakın gidiyordum, geliyordum. Böyle yok ben yabancı dil kursuna gideceğim, yok şunu yapacağım. Bunlar da bana izin veriyorlardı. Öyle bir 2,5 senelik okurken çalışma dönemim var. Sonra okul bitti. Bir baktım ben orada hala çalışıyorum ve gazeteci olmak istiyorum. Bunalımdayım. Sonra dedim ki kim biliyor senin gazeteci olmak istediğini? Sen burada çalışıyorsun. Birden böyle devlet memuru olarak öleceğim diye bir korku sardı. Eyvah dedim. Hemen attım kendimi sokaklara. Her öğle tatilinde çıkıyordum. Cağaloğlu'na gidiyordum. Hürriyet'e gidiyordum. Ben geldim. İş var mı? Milliyet'e gidiyordum. İşte o dönemde hangi gazete varsa. Hepsi de bana aynı şeyi söylüyordu. Tamam, telefonunu bırak, biz seni ararız. Ama biliyorsun ki o geri dönüş olmayacak. O hisse kapılıyorsun zaten. Sonra yine bir gün böyle şey yaparken elime bir kadınca dergisi geçti. Karıştırdım, baktım. Aa, Duygu Asena. Ben onu Şirin olarak tanıyorum. Hürriyet'te, Kelebek'te onun köşesi vardı ve Şirin'den sevgilerle diye. Bizim eve de gazete girdiği için ben oradan onu çok okuyordum ve çok seviyordum. Bir yandan da böyle onun gibi olmayı arzu ediyordum. Aa, Şirin. Hemen atladım. Adrese baktım, işte Divan Yolu falan. Şey yaptım, yine bir öğle tatilinde Taksim'den, Taşkışlı'dan otobüste Cağaloğlu'na gittim. Kapıyı çaldım, ben geldim. Kimsin sen? İşte ben gazetecilik okulu mezunuyum. Gazeteci olmak istiyorum. Ne iş olursa yaparım. O da aynı şeyi söyledi. Şu anda bir elemana ihtiyacımız yok ama telefonunu bırak, biz seni ararız. Ama onda böyle bir sıcaklık aldım. Yani hani elektrik almak gibi bir şey var onda. Bir samimiyet hissettiniz, evet, belki de. Evet, zaten çok güler yüzlüdür, son derece sıcaktır. Öyle bir hisse kapıldım ve o histen dolayı da ben onu her hafta aramaya başladım. Ne oldu? Arıyor musunuz? İşte çıkan var mı? Dedi ki ya ben bir kendime yardımcı arıyorum ama birine söz verdim. Bakayım o olmazsa seni düşünebilirim diye. Çünkü ben de sürekli arıyorum. Olmadı. Öğle tatilinde yine kalkıyorum, gidiyorum. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz? Aa, kapakları böyle mi çekiyorsunuz? Aa, yazıları böyle mi yapıyorsunuz diye. Yani ısrarcı oldum.
Ama diyorum Duygu Asena'dan aldığım o Belki geri dönüş samimiyetten, evet, samimiyetiyiz. ondan dolayı. Ve herhalde 2-3 ay sonra bir gün dedi ki Pazartesi gel başla dedi. Ay ben hemen böyle uçarak üniversiteye gittim. Hemen istifamı yazdım, rektöre verdim. Çok üzüldüler. Tamam dediler git ama hani bu kalsın sen bir git olmazsa gelirsin. Yok yok dedim hiç ben gidiyorum. Ne maaşımı sordum, ne kaç para vereceklerini sordum. Hiçbir şey sormadan pazartesi gittim başladım. İşte başlayış o başlayış, kadınca yolculuğu, sonra diğer dergiler, erkekçe, rapsodi, Evet. sabah dönemi öyle bir yolculuğa Evet. başladık dergilerle, kadıncayla. Kadıncanın Evet. özellikle 80'li yıllar itibariyle Türk kadınlarının zihnindeki yeri bambaşka tabii. Bambaşka. Herkes de bir kırılma noktası yarattı. Evet. Herkesin ufkunu açtı. Hakikaten çok önemli kadıncanın yeri. Bugün daha iyi anlaşılıyor. Kesinlikle konuşulmayanların yazıldığı bir dergiydi ve tüm açıklığıyla özgürce yazılan bir dergiydi. Şu anda öyle bir dergi yok Yok maalesef. ve olsa da sanki şu anda yazılmaz, şu anda yapılmaz gibi geliyor. O Hı kadar hı. biz özgürdük ve cesurduk. Hakikaten yazılmayanlar yazılıyordu. Mesela şimdi bu şiddet olayları deniliyor. Biz şiddeti kapak yapmıştık Kadınca'da. Kaçlı yıllar? 80'li yıllarda. Ünlüler şiddete hayır diye. O zamanlar şiddetli değil dayağa hayır diyorduk biz. Yani böyle öldürülme o kadar yoktu. Dayak bir tokat bile olmamalı diye. Tabii o dönem bir de kadın hareketi de Yükselme bir yol eşiğindeydi. almaya başlamıştı. Türkiye'de örgütlenmeler başlamıştı. Kadın hareketi, feminizm kendine bir yol arıyordu. Biz de onlarla birlikte büyüdük. Hem onların ben giderdim, izlerdim, haberlerini yapardım, röportajlar yapardım. Kadınca da onları takip ettiği için o kadın hareketinin her aşamasında kadınca da vardı. Birbirlerimizi de aslında destekliyorduk. Bizdeki haberler onlara ilham veriyordu. Onların Tabii. yaptıkları bize ilham veriyordu. Dolayısıyla birlikte çok güzel bir yol aldığımızı O düşünüyorum. yüzden programı açarken de o şekilde vurguladım. Yani kadın hareketi ve kadın örgütlülüğünde o kilometre taşlarında Kadıncan'ın ve o ekibinde çok önemli bir rolü olduğunu düşünenlerdenim. Kadın dergiciliğinin geçmişi de hayli eskiye dayanıyor aslında. Değil mi? Yani Avrupa'da 1600'lü, 1700'lü yıllar, bizde de meşrutiyetle birlikte kadın Aynen. hareketlerinin içinde olduğu, kadınlarla ilgili şeylerin yazılıp çizildiği dergiler var. Belki pek çok insan bunu bilmiyor. Bilmiyorlar. Aslında Osmanlı'nın da aydın kadınları arasında çok güzel bir uyanış var. Tabii o dönem yine Avrupa'da başlayan bir kadın hareketi var. Kadın Partisi var. Evet ve Osmanlı'nın kadınları da o dönemde yetişen, okumuş, yabancı dil bilen, yurt dışındaki gelişmeleri takip eden bir şimdiki gibi örgütlenmek isteyen bir kadın grubu var. Ve bu kadınlar bence bugünün kadınlarından çok daha cesurlarmış, çok daha kendilerine de güvenleri varmış. Dernekler kurmuşlar, dergiler çıkarmışlar, yayınlar yapmışlar ve o dönem ben incelemiştim o dergide yazılanları. Bizden daha feministler, kadınların okuma hakkı, eğitim hakkı, sosyal haklar, siyasi haklar, bunların hepsinin mücadelesini Ben vermişler. hatırlarım, siz Yeni Asır'da yazarken küçük küçük o geçmişte yaşanan o kadın hareketlerinden bölümler, pasajlar hep kullanırdınız onları hatırlatmak amacıyla. Evet. Çok kıymetli. Çünkü bilinmiyor. Çok şey yapmışlar. Hani bazen bize şey diyorlar bu kadınlara seçme ve seçilme hakları kutlanırken hep öyle deniyor. İşte Türk kadınına bu haklar altın tepsiyle sunuldu. Atatürk onlar istemeden verdi. Dolayısıyla kadınlar da bu haklarını kullanmıyorlar.
Evet, Atatürk verdi ama kadınlar çok mücadele etti. Biraz önce dediğin gibi kadın partisi kurdular kadınlar. Ama o parti kabul edilmedi. Valilik onay vermedi. Çünkü kadınların seçme ve seçilme hakkı yoktu. O yüzden siyasi parti kurmalarına izin verilmedi. O kadınlar halk fırkası sonradan Türk Kadınlar Birliği'ne dönüştü. Evet. Orada Neziye Muhittin diye inanılmaz bir kadın var. Neziye Muhittin çok önemli çok bir karakter. Çok önemli bir kadın. Bize bu kadının anlatılmaması, unutturulmaya çalışılması çok önemli ve acı bir şey. Bunun şu anda bir belgeseli yapıldı. Keşke hayatını anlatan filmler yapılsa. Yurt dışında yaşasaydı onun hakkında inanılmaz filmler yapılmıştı. Kitaplar var ama daha da çok olması gerekiyor. Dolayısıyla kadınların hepsi çok büyük mücadeleler verdi ve bayağı bir uğraş gösterdiler. Atatürk de bütün bunların farkındaydı, görüyordu ve işte o gün geldiğinde hem Latife Hanım hem Atatürk'ün çevresindeki kadınlar da bunun baskısını yapmaya başladılar. Ne bileyim, Süreyya Ağoğlu gibi, Afet İnan gibi kadınlar da yani niye biz seçilemiyoruz, neden biz oy kullanamıyoruz diye bunların şikayetlerini de yapınca sonunda bu hak verilmiş oldu. Ama kadınların mücadelesi sayesinde oldu. Dediğim gibi yani o dönemin kadınları çok daha özgür, çok daha akıllı, çok daha cesur, çok daha mücadele ruhuna sahiplermiş. Cumhuriyet'in başlangıcında kadın aydınlanması hareketinin de çok önemli simgeleri oldular. Hem Neziye Muhittin, yine Halide Edip. Halide Edip, Selma Rıza'lar evet, var. Pek çok isim var. Çok var yani şu anda şey yapamıyorum. Fatma Aliye var. İşte ilk kadın Fatma Aliye de diye. Evet yine çok önemli onun bir kadın. Onun kardeşleri var. Semiha Hanım var. Çok kadın var bu işi takip eden, dergilerde yazılar yazan, gazetelerde yazılar yazan. Dergicilik deyince çok önemli kadın dergileri var. Ve bu kadın dergilerine ulaşmak isteyenler kadın kütüphanesi, bilgi ve belge merkezine gidebilirler. Orada hepsinin arşivleri var bu kadın dergilerinin. İnanılmaz güzel şeyler açık yapmışlar. Açık değil mi? Herkes ulaşabiliyor Herkes ve görebilir. Herkes ulaşabilir. Özellikle de öğrenciler, kadın araştırmalı yapanlar oralara gittiklerinde bir hazineyle karşılaşacaklar. Ama isteyen de gidip o dergileri tabii Osmanlıca onlar ama Türkçe'ye de çevriliyor bazıları. Ben de Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde bir ara yöneticilik yapmıştım. O zaman onları okumuştuk. Hatta ajan da yapmıştık. O kadar komik ve o kadar güzel bilgiler var ki haberler, yazılar. Hakikaten muazzammış. Şimdi olmaması böyle bir kadın dergisinin hakikaten utanç verici, acı bir şey. Yani bizde sadece evet. Şu anda kadın dergisi diyebileceğimiz hiçbir dergi yok. Moda dergileri var, Still Life dergileri var. Ne bileyim işte hayat, yaşam şey dergileri var. Ona evrildi galiba. Yani bir cumhuriyetin başlangıç dönemi var. Orada kadınların aydınlanma hareketi. Ardından sekteye uğruyor belli bir süre sonra ve yine 1980'li yıllarda Evet. Yine kadın hareketinin yükselmesiyle birlikte ön plana çıkıyor. Ve 2000'li yıllardan itibaren de ters bir inmeyle maalesef adeta yok oluyor gibi. Evet. Ve bence buna orantılı da bu bağlamda toplumda kadınların kendi özgürlüklerini, kendi haklarını değil mi? Sanki biraz daha ötelemiş. Yani tarih tekerrürden ibaret oluyor herhalde. Cumhuriyet döneminde evet bir şeyler var başında. Sonrasında o işte Demokrat Parti, Adalet Parti evet. O dönemde kadınları sizin yeriniz evinizdir algısı yaratılmaya çalışılıyor. Bunları okul kitaplarında da çok güzel görüyoruz. Cumhuriyet dönemindeki okul kitaplarında kadın çalışırken anne baba o üç dörtlü şeyinde farklı bir imaj verilmeye çalışırken sonradan bakıyoruz baba gazetesini okuyor, koltuğunda oturuyor, anne hep mutfakta gösterilmeye başlanıyor.
Ve kadınlara hep böyle şu anda empoze edilmeye çalışıldığı gibi evler kadınların, sokaklar erkeklerin, işte siyaset erkeklerin, iş dünyası erkeklerin. Kadınlar bunu yapıyorsa da işte mecburen yapıyorlar ama hani evlenince, çocuk sahibi olunca eve dönsünler algısı verilmeye çalışılıyor. Hele ki şu anda günümüzde inanılmaz bir ataerkil söylem empoze edilmeye çalışılıyor. Medyanın dili de aynı şekilde. Medyada, dizilerde, televizyon programlarında, tartışma programlarında, sosyal medyada, her yerde böyle bangır bangır hani kadınlar işte yemek yapacak, evlenecek, çocuk doğuracak. Diğer işler tamamen erkeklerin. Hani kadınlar bunu yapıyorsa işte lütfen yapıyorlar veya mecburiyetten yapıyorlar. Dizilere bakın, dizilerde sürekli bu mesaj ilgileniyor. En çok seyredilen dizilerde de bu. Kadınlar mecburen çalışıyorlar. Çünkü babaları ölmüştür, erkek kardeşleri çok serseridir, borca batmıştır veya kız kardeşi kanserdir. Onlara yardımcı olmak için kız çalışmak zorundadır. Sonrasında bir şirkete girer ve bu kızlar da bir anda böyle hemen yönetici asistanı olurlar, hiç bilmedikleri işleri yaparlar, zengin bir adamla aşk yaşarlar, evlenirler, evlenince evinin kadını olması istenir. Orada bir de çalışan kadın vardır, çok iyi okullarda okumuştur, yurt dışında kariyer yapmıştır. Bu kadınlar ise kıskanç, kötü, haset duygusunda. Tek dertleri vardır, o işte varoş kızıyla zengin adamın arasını bozmak. Böyle bir klişeler var ve bize bu empoze ediliyor. Maalesef. O kariyer yapan, okuyan kadın hiçbir şey yapmaz. Dediğim gibi kıskançlıktan ölen bir kadındır bu. Öteki de işte evlenince evinin kadını olacak kadındır. Bu anlatılıyor. Kadınlar işte çok iyi, her genç kız dolma sarsın, yufkalar açsın, yemek programlarına bakın, sürekli bunlar anlatılıyor. Tamam, bunları yapsın da bunları erkekler de öğrensin. Bir erkek de, yani 30 yaşına gelen bir adam ben yumurta kırmayı bile beceremiyorum demesi utanç verici bir şey. 30 yaşındaki bir adam niye bir yumurta kırmayı beceremesin yani? Aklı başındaki her insan, kadın veya erkek, kendisinin, sevdiklerinin karnını doyurabilmeli. Yani yemek yapmak niye kadının görevi oluyor? 7 yaşındaki bir kız çocuk mutfağa girip annesine yardım ediyor da 30 yaşındaki bir adam mutfağa girip karısına yardım etmiyor. Ama bu algı bize verilmeye çalışılıyor. O yüzden de siyaset falan hep erkeklerin oyun alanı oluyor. Kadınlar girmeye çalıştığında işte nasıl yapacaksınız ki, siz yapar mısınız, sizin için çok zor, çok ağır. Medyada da böyleydi. Ben mesela yayın yönetmeni olmaya falan şey yaptığımızda hep erkekler bize şöyle derdi: ay şekerim, siz çok kibarsınız, siz çok naifsiniz, yayın yönetmenliği zor iş, siz yapamazsınız. Yani böyle bir, bu bize bir şey vermeye çalışıyorlar. Evet, bu galiba iş hayatında, iş dünyasında yaygınlıkla karşılanan bir şey. Nezaketin ve kibarlığın olduğu yerde sanki yetkinlik hiçe sayılıyor ve insanların bazı görevleri, bazı titirleri içselleştiremeyeceği ve yapamayacağı anlamına geliyormuş gibi görünüyor. Bazen de medyada şunu görüyoruz. Örneğin toplumun içselleştirdiği, kabul ettiği sanatçılar, tanınan, bilinir yüzler. Örneğin diyor ki, ben kadın haklarını savunuyorum ama hani toplum bu sonu izimle biten şeylere karşı bazen bir tepki geliştirebiliyor. Ama feminist değilim. Çok yapıyorlar bunu. Şimdi bu nasıl oluyor? Kadın haklarını savunmak, birincisi şunu sormak istiyorum. Feminizm kötü bir şey midir? Örneğin yani sizler bu akımın en önemli temsilcileri ya da olgunu. Örneğin Duygu Asena, kendisini tanıma fırsatım ve şansım olmadı ama çok yakın çevresini tanıma fırsatım oldu. Herkes çok yumuşacık, sevgi dolu bir kadın olduğundan bahseder. Feminizm kötü bir şey midir? Öcü müdür? Onu sorayım. Ya da kadın haklarını savunmakla feminist olmak arasında çok büyük bir uçurum var mıdır? Yani niye öyle algılanılıyor ya da öyle algılatılmak isteniyor? Onu ayrıca aslında sorgulamak gerekir. Feminizm kötü bir şey değil. Feminizm
Aslında sadece kadınların yararına değil, toplumun yararına, erkeklerin de yararına olan bir şey. Diyor ki feminizm, kadın ve erkek iki tane cins var ve ikisi de eşit haklara sahip her alanda. Ve bu haklardan da yararlanması lazım. Ama baktığımız zaman birçok haklardan sadece erkeklerin yararlandığını görüyoruz. İşte eğitim hakkı erkekler, eğer ailede 3-4 çocuk varsa ve tek çocuk okutulacaksa erkeğe tercih veriliyor. Hiçbir zaman kız çocuğuna verilmiyor. Hatta onlar evde oturulup kardeşlerine baksın isteniyor. Eğitim hakkından onlar yararlanıyor. Çalışma hakkından onlar yararlanıyorlar. İmkanlardan, fırsatlardan hep onlar yararlanıyor. Dolayısıyla kadınlar baktığınız zaman hiçbir şeyin sahibi olmuyorlar. Evleninceye kadar evde her işe yardım, anneye, babaya yardım ediyor. Evlendikten sonra da kocanın yardımcısı gibi oluyorlar. Dolayısıyla bir fırsat eşitsizliği var. Kaynaklara erişimden kadınlar yararlanamıyor. Feminizm bunları sorguluyor. Hı hı. Niye diyor, işte benim anlattığım gibi, niye ev işleri kadının işi oluyor, erkekler ona yardımcı oluyor? Hayır, bu işler bir aile kuruluyorsa, ev varsa, ev işi de kadın ve karı kocanın ortak görevidir. Ha, diyorlar ki işte erkek dışarıda çalışıyor, kadın evde çalışıyor. Kadın ve erkeğin birlikte çalıştığı, dışarıda çalıştığı aileler var. Böyle bir kurallar manzumesi mi var ayrıca? Orada kadınlar eve geldiği zaman yemekleri kim yapıyor? Çocukları kim okula gönderiyor? Ev işlerini kim yapıyor? Kadınlar yapıyor. Şu aralar sosyal medyada çok güzel bir paylaşım var. Kadın ve erkek işte kulvarda yarışıyorlar. Biz hep deriz kadınlar... Bayağı geriden başlıyorlar, koşuyor. Yani aynı kulvarda hiçbir zaman biz erkeklerle gitmiyoruz. Orada da bunu çok güzel anlatıyor. İki tane kadın, iki tane de erkek işte aynı kulvarda koşuya başlıyorlar. Erkeklerin önü boş, kadınların kulvarının önünde çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var, çocuklar var, bezler var, bir sürü şey var. Böyle hayat. Şimdi orada nasıl eşitlikten zor söz ediyoruz? Koşullar. Ve bunlar olunca işte kadınlara da öyle bir suçluluk duygusu yaratılıyor ki, hani çocuğun okulda dersleri kötü gidiyorsa anne çalıştığı için veya işte çocuk başarısız olduğunda hep annenin çalışması, aile boşanmaya gidiyorsa kadın çalıştığı için, kadına öyle bir omuzlarına yük ve sorumluluk ve suçluluk duygusu geliyor ki, ya ben iyi bir anne olamadım diye. Yani dolayısıyla çok şey var ve bütün bunlarda kadınların bir geri planda kalmasına tabii, yol açıyor. Hem sorumluluklar hem duygusal yüklerle çevrilince. Erkekler de bunu hemen bizim önümüze sunuyorlar. İşte siyasette aday olmayınca kadınlar aday olmuyor. Kadın nasıl aday olsun? Sen onu teşvik etmezsen, sen onun önünü açmazsan, sen onun önündeki engelleri kaldırmazsan kadın nasıl siyasete girsin? Siyasetçilerle konuştuğumuzda görüyoruz. Ben bir ara bir belediye başkanıyla konuşmuştum. Antakya Belediye Başkanlığı yapmıştı İris Şentürk. Diyordu hani 23 Nisan 29 Ekim belediye başkanı olarak gidiyorsun ama benim çocuğum var, ben onun okuluna da gitmem lazım. O da orada oyun oynuyor ve benim onu da izlemem lazım. Seçim yapmak zorunda kalamıyorsun yani belediye başkanı olarak, orada da gidiyorsun, bu da var. Şimdi hiçbir erkek belediye başkanı bunu düşünmüyor. Benim çocuğumun da orada töreni var, ben ona gideyim. Ona nasıl olsa annesi vardır giden diye düşünüyorlar. Yani... O engeller kalkmadan kadınların aday olması mümkün değil. Yani dünyada zaten şu anda iş dünyasına baktığımızda bu işlere kafa yoranlar görüyorlar ki bir şeylerin düzelmesi için kadın ve erkeğin birlikte olması lazım. Yani yönetim kurulunda öyle %5, %2 kadınla olmuyor. %50-50 olması lazım. %30 kadın bile değil. Kadın farkındalığı kadar erkek farkındalığı da lazım. Çünkü kadınlar da çok iyi yönetici oluyorlar. Çok daha farklı alanlara giriyorlar. Bugün yöneticiler arasında yapılan bir araştırmada. Hatta çok daha iyi olabiliyorlar. Evet, kadınlarda yöneticilik vasfı
10 tane varsa kadınlar bunların 8'inde kadınlar erkeklerden daha önde gözüküyorlar. Dolayısıyla kadın çok iyi bir yönetici. Tarihe baktığımızda da bunun ipuçlarını görüyoruz. İlk şeylere bakalım. İnsanlığın ilk doğuşuna bakalım. Erkekleri tek bir uzmanlık alanı var. Av ve avcılık. Erkekler güçlüler, silah kullanmasını biliyorlar, taş atıyorlar bilmem ne. Onlar ava gidiyorlar, avlanmaya gidiyorlar. Günümüzde de işte onun para kazanmak olarak. Çünkü eve ekmek getirecekler. Evet, çevirebiliriz o şekilde. Evet, et getirecekler falan filan. Peki o gidiyor. Tabii o ilk dönemde ava gitmek öyle bir günlük, iki günlük değil. Bazen gidiyorlar, 6 ay gelmedikleri oluyor ormanda, evet. Dağda. Oradaki devam eden bir yaşam döngüsü var. Orayı kim yönetiyor? Kadınlar yönetiyorlar. Çocuklar onlar bakıyorlar, yaşlılar onlar bakıyorlar. Oranın idaresini onlar sağlıyorlar. Oradaki kuralları onlar koyuyorlar ve orayı yönetiyorlar. Yine tarihe baktığımızda tarımı kim bulmuş? Kadınlar buluyor. Çanak çömleği kim yapmış? Kadınlar yapmışlar. Çünkü kadının çok vasfı var. Yöneticilik de bunlardan birisi. Bence politika, siyaset kadının işi. Erkek anlamıyor bu işten. Anlamadığı için günümüzde dünya şeyini de görüyoruz. Dünya kaotik bir durumda. Dünyanın hali de ortada. Bir tane bir profesör vardı, onun bir lafı vardı. Bana göre diyordu, erkek egemen sistem iflas etti. Çünkü dünyada ne yoksulluk ortadan kalktı. Yüzyıllardır, binlerce yıldır erkekler, evet, idare ediyor dünyayı. Onlar yönetici, onlar siyasetçi. Ne yoksulluk ortadan kalktı, ne eşitsizlik, ne parasızlık. Yani savaşlar, barış yok, kaos dediğin gibi, açlık, her şey var. Erkekler yönetiyorlar. Ve sorumlusu da, suçlusu da hep kadınlar oluyor. Evet. Erkekler olmuyor. bu bir erkek düşmanlığı değil ama bir durum tespiti, dünyanın başlangıcından, evet, geldiği noktaya kadar olan. Feminizme gelirsek, feminizm de kötü bir şey değil. Evet. Biz de erkek bunu, düşmanlığı değil yani. Hiç değil, alakası yok. İşte Duygu Asena'dan örnek, evet, verdiniz. Duygu Asena kadar sıcakkanlı, sevimli, erkeklerle arası çok iyi olan, yani Duygu Asena'ya erkek düşmanı demek çok büyük bir... Siz öyle, herkese uzun yıllar eşinizi kaybetmeden önce evliydiniz. Evet. Yani demek ki bu bir erkek düşmanlığı değil. Evet, yıllarca evli kalmazdım değil mi? Bir adamla diyelim. Peki, Seda Kayagüler... 9. kitap çıktı çok, evet, yakın bir zamanda. Evet. Şimdi yazdığınız tüm kitaplar hem kadın özgürlüğü konusunda hem de içerik olarak da çok özgür kitaplardı. İçinde cinsellik olan, aşk olan, tutku olan pek çok kitap var burada. Örneğin, hı hı, aşk, seks ve kadınlara dair var. Evet. Yine iki iş aşk kadınlara dair var. Evet. Aşk biraz eski bir aşk, yalan, evet, var. Genç kızlara aşka dair var. Evet, evet. Erkekte kadın kokusu var, tendeki tuz var. Evet, ve bu olay yaratan kitap kırmızı var. Son kitabınızda o hep sizi hatırladığımız fotoğraf bu. Evet. Klasik Seda Kayagüler resmi. Evet, köşe yazılarımda kullandığım resmimdi. Evet. O yüzden bayan kitaba değil koydum. Kadın. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bayan değil kadın. Neden? Neden? Hemen onu çünkü sorayım. Bayan diye bir cinsiyet yok. Kadın ve erkek var. Daha dün yine bir alışveriş yerinde bana şey dedi tezgahtar, parfüm alacaktım. Bayanlar ve erkek, bayan ve erkek mi dedi? Kadın dedim. Bayan ve bay deseydiniz itiraz etmeyecektim ama bayan ve erkek diyorsunuz, yani erkek ve kadın, evet, var. Bayan diye bir cinsiyet yok. Bay ve bayan hitap şeklidir. Türkçe'de, evet, kullanılır. Birine seslenirken hey kadın diyemezsin, hey erkek diyemezsin, hey bayım, bayan bakar mısınız diyebilirsin. Burada bir sorun yok, hitap, hı-hı, şeklinde olabilir. Ama aslında Türkçe'de de orada daha güzel kelimeler var. Hanımefendi var, evet, beyefendi var. Hey bayan yerine hanımefendi bakar mısınız, bayan bakar mısınız yerine hanımefendi, beyefendi bence daha güzel. Kesinlikle. Bir kelime. Çok daha zarif. Eğer hitap ederken kullanıyorsak sorun yok ama cinsiyet yerine kullanıyorsak sorun var. Hı hı. Çünkü orada
bu son zamanlarda zaten bize empoze edilen bir şey. Eskiden bayan kullanılmazdı. Bayan kelimesi biraz, nasıl diyeyim, sokak şeyidir, jargonudur. Yani bay da sokak aslında, dilidir. Bay kelimesi de aynı şekilde. Evet, yani sokak çok dili kullanılmazdır. Sokak pazarcılar şey yapar, bayan işte domates bilmem ne falan diye söyler. Onun için bayan kelimesi hiç kullanılmayan bir şeydi. Hı hı. Bu yeni yeni bize lanse edilmeye başlandı. Burada da şu var. Kadın kelimesi ayıp bulunuyor muhafazakar kesim tarafından, bazı çevreler tarafından. Aslında işte o kadın kelimesini ayıp bulan zihniyetin söylemidir bayan. Hı-hı. Niye kadın ayıp olsun? Erkek demekte bir ayıp sakınca görmüyoruz, kadın demekte bir sakınca görüyoruz. Niye? Kadınların bunu sorgulaması lazım. Bana diyorlar ki bazı kadınlar... Ya kadın kelimesi çok kaba. Ne kaba ya diyorum. Neden kaba? Neresi kaba? Kadın kadındır, bayan değildir. Evet, kadın yani. Çiçek de değildir ayrıca. Evet, çiçek kadın babandır kadındır diyoruz biz, evet. Erkeklere bunu söyleyenlere. Çiçek böcek değiliz kadınlar yani. Kadınlar çiçektir. Hayır efendim, değiliz, kadın kadındır. Hayır. Evet. Elinize yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim bu güzel söyleşi için. Yeniden görüşebilmek umuduyla diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ne güzel. Sevgili izleyiciler, bugün de İz Bırakanların sonuna geldik. Bugün İz Bırakanlar'da konuğum. Türkiye'de kadın örgütlülüğü ve dayanışması konusunda önemli desteği ve çalışmaları olan bir kadın gazeteci Seda Kaya Güler'di. Yeniden yeni bir bölümde İz Bırakanlar'da görüşünceye dek. Hoşçakalın.